Hadi indir kaydı ol, kom yardım ediyorsun. Tekrar karşınızdayız. Bugün size Google Plus nasıl kayıt olunur? Google Plus'a kaydı olma. Bununla ilgili bilgi vereceğiz. İlk önce yapmanız gereken şey Google'da. Google Plus indir kayıt ol demek. Aramanızı yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Google Plus kaydol, indir kaydol.com adresine burada link çıktı. Buraya tıklıyorsunuz. Burada size Google'un bu sosyal ağı, tıpkı Facebook gibi bir sosyal ağ var. Ona nasıl kaydolacağınızı anlatacağız. Google Plus'ın özellikleri, Google'un kalitesi ve bununla ilgili bütün bilgilere bu yazıda ulaşabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa aşağıda bulunan yorum kısmından bize soru olarak gönderebilirsiniz. Onu da hemen gösterelim. İsterseniz buradan yorum yapabilirsiniz. Adınızı yazıyorsunuz, e-postanızı yazıyorsunuz. Yorumunuzu yazıp bize gönderiyorsunuz. Takıldığınız ne varsa biz size yardımcı oluruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. İsterseniz direkt Facebook hesabınızla bağlanıp buraya yorum ekleyebilirsiniz. Burada size adım adım aslında Google Plus'a nasıl kayıt olacağınızı anlatan bir yazımız var. Burada resimlere tıkladığınız zaman bu resimler büyüyor. Burada zaten biz bir kayıt işlemini gerçekleştirmişiz. Şimdi siz de ekran görüntüsü alarak bir kayıt işlemi gerçekleştirelim. Google Plus'a kaydolmak için burada bulunan Google Plus kaydol butonuna tıklıyorsunuz. Aslında Google Plus'a kaydolmak, YouTube'a kaydolmak, Gmail'den bir e-posta hesabı almak ve bunlarla yani Google'un bütün hizmetleriyle kullanabilmek için aslında bir e-posta adresi alıyorsunuz. Yani sizin bir Gmail e-posta hesabınız varsa aslında Google Plus'a kaydolmuşsunuz demektir. Burada normalde oturum açıp direkt Google Plus'a kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama bir Gmail hesabınız yoksa yapmanız gereken şey şu. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Sonra bir e-posta adresi belirtiyorsunuz. Sonra bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifreniz en az 8 karakterli olacak. Ne yapacaksınız? Bir şifre yazacaksınız. Şifrenin içinde harf, rakam, soru işareti, et işareti, işte ünlem gibi şeyler kullanırsanız, alt çizgi gibi şifrenizin ele geçirilmesi daha zor olur. Doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Daha sonra cinsiyetinizi belirliyorsunuz. Eğer bir cep telefonu adresi vermek istemiyorsanız sizin var olan başka bir posta adresinizi yazıyorsunuz. Mesela indir kaydol. Mynet.com yazalım. Buradaki güvenlik resmini yazıyorsunuz. Buradaki sayıları girerken dikkatli oluyorsunuz. Eğer yanlış yazarsanız şifre gibi bilgileri tekrarlamanız gerekir. Eğer okumakta zorluk çekiyorsanız burada bulunan yeniden yükleye tıklayın ya da sesli versiyonu yapın ki hani kayıt işleminde sorun çıkmasın. Google hizmet şartları politikalarını okuyun. Okuduktan sonra işaretleyin ve sonraki adıma geçin. Bu kadar. Yani bu işlemi yaptığınız an Google Plus'a kaydolmuş oluyorsunuz. Google'dan bir e-posta adresiniz oluyor. Aynı zamanda Google'la ilgili bütün diğer şeyleri kullanabiliyorsunuz. İşte YouTube'dur, maildir, Google Plus'tır, Google'un kendi arama motoru. Bunların hepsini aslında tek bir yerden kayıt olmuş oluyorsunuz. Dediğimiz gibi takıldığınız bir yer olursa bildirkaydol.com Google Plus kayıt ol adresine gelip bize sorularınızı iletebilirsiniz. Size hemen geri dönüş yapıp yardımcı olmaya çalışırız. Başka bir indirkaydol.com yardım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.